Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Oracle SQL programlamasına devam ediyoruz. SQL motoruyla beraber SQL Developer programını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde Data Integrity Constraints'ten bahsedeceğiz. Veri bütünlük kuralları olarak geçiyor. Şuraya yazalım arkadaşlar buraya. Data Evet, şu i'leri de i yaparsak İngilizceye uygun biçimde. Evet, bunu görmüş olacağız arkadaşlar. Veri bütünlük kısıtlayıcıları şeklinde geçiyor. Yorum satırını kapayalım. Evet, burada integrity bütünlük anlamına geliyor arkadaşlar. Constraints de sınırlayıcı anlamına geliyor. Önemli bir konu. Artık yavaş yavaş ilerlemeye başlıyoruz. Bazı sütunların diğerlerinden farklı olması gerekir arkadaşlar. Örneğin bir banka hesaplarını düşünün. Herkesin farklı bir hesap numarası olması gerekiyor. Ve bu hesap numaralarının tabii ki de birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda bu hesap numaraları boş olamaz arkadaşlar. Bunu da şöyle yazalım. Yani bu Data Integrity Constraints'in açıklaması no null values, yani boş olamaz arkadaşlar. Bunun dışında ne olamaz? Aynısından olamaz. No duplicate values. Bunları bu şekilde görmektesiniz arkadaşlar. No null values, no duplicate values ismini veriyoruz bunlara. Burada baktığımızda arkadaşlar constraints'ler yani kısıtlayıcılar sayesinde hatalı veri girilmesinin önüne geçebiliriz. Bu da önemli bir bilgiydi. Önceki derslerimize dikkat edin. TC kimlik numarasının 11 haneli olması gerektiğini number 11 şeklinde belirtmemize rağmen kullanıcılar 11 haneden az bir rakam girdiğinde yine de çalışıyordu arkadaşlar. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun dışında kullanıcıların TC kimlik numarasına boş değer girmemesini önlemek ve çoğul değerler yani iki kişinin aynı TC kimlik numarasını girmesini engellemek için burada görüldüğü gibi duplicate kısıtlayıcılarından arkadaşlar constraints'ler kullanacağız. Şimdi gelelim bu constraints'lerin kaç tipi olduğuna. Hemen şunu kopyalayalım, tekrardan yazmayalım arkadaşlar. Constraints type diyelim. Bunun type'ı 3'e ayrılır. Bunu belirtelim. Bunun nedir peki type'lar arkadaşlar? Bunun type'ları key. Bunun dışında domain ismini verdiğimiz yapı bulunmaktadır. Ve üçüncü yapımızı da yazalım. Bu da referential integrity ismini veriyoruz arkadaşlar. Burada key ne anlama geliyor? Onu açıklayalım. Şöyle boşluk bırakalım. Şurayı da silelim şu biri. Evet, key kavramını açıklayalım arkadaşlar. Key'in baktığımızda check only individual values diyor. Yani sadece bireysel verileri kontrol eder arkadaşlar. Yazalım. Check only. Bu önem arz etmektedir. Ne demek istediğimizi şimdi sizlere açıklayacağız bu kavramla. Baktığımızda check elemanlarının neler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Unique. Daha önce kullanmıştım ara sıra bunu. Unique olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında not null. Not null ve primary key. Burada en önemlisi arkadaşlar primary key olduğunu söyleyebiliriz. Birincil anahtar anlamına geliyor. Domain'e baktığımızda check kavramından bahsedeceğiz. Bu da kontrol için kullanacağımız yapı olacak. Burada referential integrity'ye baktığımızda da foreign key yani yabancı anahtar olduğunu söylüyoruz. Bunu references olarak da geçmekte references işlemi. Şimdi constraints type 3'e ayrılıyor dedik. Key, domain, referential integrity ismini veriyoruz. Key'e baktığımızda check only individual values diyor. Sadece bireysel verileri kontrol eder arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Nedir bunlar? Unique, not null, primary key. Şimdi bunların kullanımını tek tek işleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. İlk başta key ile başlıyoruz. Hemen şunları şöyle aşağıya alalım. Key ile başlıyoruz. Yani key'in nesiyle başlıyoruz? Unique özelliği ile başlıyoruz sevgili gençler. Yorum satırını şöyle artık kapayalım. Hemen geliyorum. Burada ne olduğundan bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle key constraint will check only individual values olduğunu söyleyebiliriz. Types unique.
not null, primary key. If you apply unique constraints on your colon, it will not accept duplicate values diyor. Yani diyor ki eğer sen tabloda unique sütununu uygularsan diyor arkadaşlar, bu çoğul değer yani veri tekrarına izin vermez diyor. Neler unique olabilir? Mesela her insanın TC kimlik numarası farklı olacağı için unique yapabiliriz. Her insanın mail adresi farklı olacağı için unique yapabiliriz. Her insanın telefon numarası farklı olacağı için unique yapabiliriz. Ama burada dikkat etmeniz gereken mantıksal bir nokta var arkadaşlar. Biz aslında TC kimlik numarasını falan genelde primary key yaparız. Ama ID bulunursa o tabloda primary key yapmayabiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi unique'in özelliği arkadaşlar boş değer kabul eder. Zaten primary key'den farkı da budur. Bakın unique benzersiz anlamına geliyor. Not null boş değer alamaz. Primary key de bu ikisinin birleşimidir. Hem boş değer alamaz hem de benzersiz olmak zorundadır. Şimdi böyle havada kaldığını biliyorum. Hemen tablo oluşturalım ki mantığını iyice görün arkadaşlar. Create table diyelim. Örnek ne diyelim? Örnek diyelim. Örnek diye bir tablo büyük ihtimalle vardır. Drop table örnek diyerek o tabloyu silelim arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Evet, yokmuş. Allah Allah, bayağı da silmişiz. Şimdi gelsin şuraya örnek tablomu oluşturayım. Mantıklı bir tablo olsun bu sefer arkadaşlar. İsim olsun, soyad olsun, telefon olsun, TC numarası olsun. Bu aslında çalışanlar tablosu gibi düşünebilirsiniz. Çalışanların ID'si olsun. Şimdi evet, neden bir tek bunun altını çizdi? Gerçekten çok ilginç. Yani bunun altını çizmesi lazımdı. Virgül falan koymadık. Şimdi düşünelim. Çalışanların ID'si. Mesela şöyle yapabiliriz. ID'si şöyle olabilir. I1, I2, I3 ya da Ç1, Ç2, Ç3, Ç4, Ç5 şeklinde gidebilir. O yüzden burada varkar kullanabiliriz arkadaşlar. Varkar 2 kullanalım. Çok bir çalışan olsun hadi. O zaman şöyle yapalım. Evet, binlerden çıktı. Şunu silelim. 200 yapalım şimdilik. Bu şekilde. Bunu değiştirebiliriz tabi. Şu anlık basit örnekler yapıyoruz. İsim diyelim. Yine aynı şekilde şunu kopyalayalım arkadaşlar. İsim varçar 2. Soyad. İsim 20 olsun. Bu da 20 olsun. Telefon numarası. Şimdi telefon numarası bir sayıdır. Bir rakamlardan oluşur. Number diyelim ve 11 haneli olması gerektiğini söyleyelim. Yine TC numarası number ve 11 haneli olabilir. Fakat burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var. Şimdi biz bunu aslında TC numarasını varçarla tutamaz mıydık? Veya sabit uzunluktaki karakterleri tuttuğumuz char ve let bile tutamaz mıydık? Düşünelim. Evet, tutabilirdik arkadaşlar. Aslında tutmak daha da mantıklı. Çünkü biz TC kimlik numarası ile bir matematiksel işlem yapmayacağız. Biz bunu herhangi bir sayıyla neden toplayalım? Yani biz burada number aslında kullanmayabiliriz. Bu biraz da sizin tercihinize kalmış. Ben sabit uzunluktakiler için char kullanacağım. Aynı şekilde telefon için de bu geçerli. Ama olsun, telefon öyle kalsın arkadaşlar. Görün. Şimdi burada hangisini unique yapacağım? Yani hangileri benzersiz olsun istiyorum. Şimdi baktığımızda arkadaşlar önce bir tanesini primary key yapmamız gerekiyor. Birincil anahtar. Yani boş olamaz anlamına geliyor. Hem boş olamaz hem de aynı değer giremez. Burada baktığınızda en önemlisi arkadaşlar her çalışanın bir ID'si olmak zorunda, değil mi arkadaşlar? ID'si olmak zorunda. O yüzden ne yapıyoruz? Buna diyoruz ki geliyoruz. Primary key ismini veriyoruz. Dediğim gibi bu biraz daha tecrübeye dayalı bir şey. İsim. İsim ne olamaz? Ya aslında boş olabilir ama hadi boş olmasın. Bazı sitelerde birinci gibi izin vermiyor boş olmasına. Şunu şöyle büyük yazalım. Evet. Bunun dışında soyad. Soyad da boş olamaz. Aslında sadece unique anlatmaya çalışıyorum ama mecburen diğerlerini de kullanıyoruz arkadaşlar. Telefon numarası. Her insanın telefon... Evet, bu arada boş olamaz anlamında da kullandık ama yanlış kullandık arkadaşlar. Buraya not null diyeceğiz. Boş olamaz. Çünkü insanların aynı isimleri ve soyadları olabilir.
Çok da nadir olsa. Yani illa aynı isim aynı soyad diye bir şey yok. Mesela soy isimleri aynı olabilir. İsimleri aynı olabilir. Telefon numarası. Arkadaşlar her insanın telefon numarası benzersiz olmak zorundadır. Ve yine her insanın TC numarası unik olmak zorundadır. Bu şekilde tanımlıyoruz. Hocam ben bunda primerikeyi yaparsam hata verir mi? Bakalım hemen. Çalıştıralım. Evet, baktığınızda diyor ki remove diyor arkadaşlar. Extra primary key diyor. Diyor ki tabloda sadece bir tane primary key olabilir diyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Hemen ne yapıyoruz? Bunu o yüzden. Yani yoksa biz de hepsini biliyoruz primary key yapmasını. O yüzden diyoruz ki TC numarası benzersiz olsun diyoruz. Bunu daha sonra şurada anlattığım domainler kullanarak kısıtlayacağız. 11 haneli olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Çalıştıralım. Tablomuz oluşturuldu. Şimdi geliyorum tabloma veri gireceğim. Insert into diyorum. Örnek tablosuna. Tüm değerlere gireceğim için direkt values yazıyorum. Çalışan ID. Çalışan ID'yi şöyle tırnak içerisinde yazalım. C1 şeklinde olsun. Çalışan isim yazalım. Uzay, virgül. Çalışan isim, soy isim yazalım. Ilıca, virgül. Telefon numarası yazalım. 0505 560 ya da sallayalım ki yanlışlıkla birinin numarası tutmasın. Evet, 11 haneli oldu diye düşünüyorum. Telefon. Bundan sonra TC kimlik numarası 11 haneli olmak zorunda arkadaşlar. Ama aslında şu anlık zorunda değil. Hani ben bunu 5 hane yazsam da çok çalışır. Ama ben burada 11 haneli olmasını isterim. Ama kullanıcılar kıllık yapıp 11 haneli girmeyebilir şu anlık. Onu kısıtlamadık şu an. Evet sevgili gençler 9, 10, 11. Bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Şurada evet Türkçe karakter tamam. Bu satırı ekledik görüldüğü gibi. Şimdi biz burada unique demiştik. Yani farklı olmak zorunda demiştik. Ben bir kişi daha ekliyorum. Bakın bir kişi daha ekliyorum. Bunun mecburen çalışan ID'sini değiştireceğiz. Primary key'den dolayı değiştirdik. Şimdi bakın dikkat edin. İsim boş olamaz demiştik. Değil mi? İsim boş olamaz demiştik. Şunu silelim. Ctrl Enter yapalım. Bakın hata verdi arkadaşlar. Diyor ki burada null değer içerdiğini bizlere aktarıyor. Veya bunu silip null değer eklemeye çalışıyorum. Ne oldu? Bakın yine aynı hatayı verdi. Çünkü isim boş olamaz dedik. Bu şekilde unique, not null ve primary key aynı anda kullanımını sizlere gösterdim. Mecburdum çünkü tek tek bunları gösteremem arkadaşlar. Fakat dikkat edin. Mesela buraya null yazsak ne olur? Buraya null yazsak ne olur? Hemen çalıştırıyorum. Aslında şunları burada tabii soy ismi değiştirelim daha iyi görün. Telefon numarasını değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirelim. Bakın arkadaşlar burada null yazarsanız bu aslında null anlamına gelmiyor. Tırnaklar içerisine yazsanız için buraya yazdığınız herhangi bir kelime gibi algılıyor. Yani buraya örnek yazsanız örnek olarak algılar. Şimdi gelelim tablomuza. Tablomuzun ismi örnek tablosuydu. Hemen geliyoruz şuraya bir yenileyelim. Evet alfabetik sıraya göre zaten arkadaşlar. Burada hemen örnek tablosunu bulalım. Data kısmına tıklayalım. Bakın görüldüğü gibi null yazıyor. Ama bu aslında bildiğimiz null değil. Nereden biliyorsunuz hocam? Bakın arkadaşlar çalışanı 3 yapalım. Şunu değiştirelim. Şunu değiştirelim. Soy ismi not null dedik. Tamam. Bakın. Buraya sırf null yazalım ki aradaki farkı görün arkadaşlar. Görün istiyorum. Evet. Nerede bir hata yaptık? Bakalım. Bakın görüldüğü gibi zaten size onu gösteremeyeceğim. Çünkü null değer ekleyemiyoruz bile. Ama burada mesela null'ı nasıl ekledik? Çünkü bu null değil arkadaşlar. Yazdığımız bir kelime gibi düşünün. Tırnaklar içerisinde yazıldığı için. Bu şekilde umarım anlamışsınızdır. Biraz kafanızı karıştırdığımı biliyorum ama şöyle bir geriye alalım. Evet o kadar da geriye almayalım. Biraz ileriye alalım. Tamam. Şimdi bu şekilde gördüğünüz yani benzersiz olması gerekiyor arkadaşlar. Her şeyi değiştirdiğinizi düşünelim. Şunu değiştirin. Şunu değiştirin. Şunu değiştirin. Fakat çalışan ID'si aynı kalsın. Ctrl Enter'a basalım.
Bakın burada da hatayı veriyor arkadaşlar görüldüğü gibi. Bu şekilde kullanım da önemlidir. Bakın tekrar diyorum. Primary key dediği yer asla boş olamaz. Bir veri girilmek zorunda. Mesela K1 gibi. Ve asla aynı veri girilemez. Yani not null'la unique'in birleşimidir. Mesela C1 dediysek diğerine C2, C3, C4 şeklinde dememiz gerekiyor. Ha, illa C kullanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Burada mantıklı olması için C1, C2 dedik. Yoksa her birine saçma sapan ID vermenin bir anlamı yok. Birine C deyip diğerine D demek çok saçma olur. İsim. Arkadaşlar isim aynı olabilir. Buna dikkat edin. İsim aynı olabilir. Bakın geriye alalım. Gerçi geriye almayalım artık gösterdik. İsim aynı olabilir. Ç'leri değiştiririz arkadaşlar. Bunun dışında soyad da aynı olabilir. Sadece boş olmaması gerektiğini söyledik. İsim, telefon, TC'yi değiş... Şey, bakın çalışan ID, primary key, telefon ve TC numarasını her seferinde değiştirmeniz gerekiyor. Bakın bu ikisini ve en üsttekini her seferinde değiştirmeniz gerekiyor. Yeni bir veri eklemeniz için. Bu çok önemli arkadaşlar. Umarım unique kavramı oldukça iyi anlaşılmıştır. Mesela not şöyle açıklıyorlar. Customer must have customer name şeklinde. Yani burada müşteriler bir tane müşteri ismine sahip olmalıdır. Does not allow not values. Burada boş değere izin veremeyiz diyor arkadaşlar. Müşterinin ismi olmak zorunda diyor. O yüzden burada not kullanılabilir diyor. Primary key yani birinci anahtar olarak Türkçe'ye çevriliyor. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Normalizasyon konusunda veya tabloların birbirine nasıl bağlandığı, join konularında bunları çok detaylıca göreceğiz. Primary key that is very very important şeklinde yani çok önemli olduğunu bizlere söylüyor. Customer account number should be null diyor. Shouldn't be null diyor. Asla boş olamaz diyor ve every column number different diyor. Yani her sütun farklı olmak zorunda. Her veri farklı olmak zorunda diyor. Tekrar ediyorum. Primary key no null values and no duplicate values arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Ve şöyle bir bilgi daha verelim şurada arkadaşlar. Baktığınızda biz primary key'in çok önemli olduğunu söyledik. Primary key nedir arkadaşlar? Primary key unique artı not null'ın birleşimidir arkadaşlar. Primary key ikiye ayrılır. Primary key ikiye ayrılır. Birincisi SPK şeklinde geçiyor. Bunun nasıl okuduğunu artık size kalmış. SP2, SP nasılsa artık. Diğeri de SPK şeklinde. Baktığınızda burada simple primary key olarak geçiyor. Simple primary key olarak geçiyor. Bu da composite yani multiple kolumlar için, multiple yani çoklu sütunlar için geçtiğini söyleyebiliriz. Multiplayer olarak çok oyunculu gibi. Evet. Bu şekilde görüyorsunuz. Multi column şeklinde arkadaşlar geçiyor. Bunları da sizlere aktaracağız. Fakat bugünkü dersi çok da uzatmanın artık bir anlamı yok. Zaten 20 dakika oldu sevgili gençler. Constraints'lere bahsettik. Unique, primary key, not null kavramlarından bahsettik. Hoşça kalın.